Mustafa Bey merhaba. Meraba Sinan Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok sağ olun. Bizi burada konuk ettiniz. Siz şimdi Karadeniz'in incisi Ordu Merkez, Altınordu'dayız. Siz de sektörün lider firması Bezirganoğlu İnşaat olarak sektöre öncü ve liderlik yapıyorsunuz. Öncelikle evet. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyelim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi Mustafa Bey kısaca bir şahsınızı ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Mustafa Çongara kimdir? Sektörle giriş hikayemiz nasıl gerçekleşti? 1971 doğumlu, Ulubey ilçesinden, 4 kardeşin evet. Ufaklarıyım. Evet. İlk ticari faaliyetiniz bir sanayide başladı herhalde. İlk ticari hayatım askerden geldikten sonra sanayide, daha önce ustalık, çıraklık yapıp ustaydım sanayide. Usta olarak o işimi açtım. Otomotiv sektöründe? Otomotiv sektöründe, tamirhane, otogaz ve alt bakım, motor tamiri yapıyordum. Evet. Oradan kendimize yapalım diye bir inşaat yaptık. O inşaatta arkadaşlarımız almak istediler. Tekrar bir arsam vardı yanında. Evet. Oraya tek müstakil ev yaparım derken orayı da almak istediler. Biz sektöre kendimizi bulduk. Bir anda bu sektörün içine girdiniz. Bir anda bu sektörün içine girdik. Evet. Sanayideki verdiğimiz o özgüven, dürüstlüğümüz insanları topraktan ev almaya teşvik etti. Hı hı. Sermayemiz de yokken bir baktık sermaye edindik. Yani o dürüstlük sayesinde. Evet. Ve inşaatın kenardan girdik ama şu anda en öndeyiz yani. Gayet güzel. Peki siz şimdi Ordu'nun öncü ve lider firmasıydık. Doğru söyledik. Niye? Benim yaptığım gözlem ve yaptığım araştırmalar doğrultusunda evet. Siz hep böyle güzel projelere imza atmışsınız ve kesinlikle. Sizden sonra inşaat sektöründe bir çığır açılmış Ordu'da. Peki, kaç proje yaptınız bugüne dek? 80'in üzerinde proje yaptım, evet. Bitirdik. Hala da devam eden, şu anda bu krize rağmen 6-7 yerde inşaatımız devam ediyor yoğun bir şekilde. Hangi bölgeler? Valla Ordu'nun güzel mahallelerini seçiyoruz. Birçok mahallesinde var. Cumhuriyet Mahallesi şu anda yeni gelişen ve gözde mahallelerinden birisi. Kumbaşı sahilin kenarında. Denize nazır, evet. Orada projemiz var. Selimiye, şehre ve denize üstten bakıyı, orada 60 daireli bir projemiz var. Şancılı olmasa olmazımız bizim. Hı hı. İyi tutulan bir evet. Mahallemiz, güzel bir mahallemiz. Şancılı'da var bir iki yerde. Hı hı. Evet, projelerimiz... Bu şekilde. Devam ediyor projelerimiz. Devam ediyor. Gayet güzel. Kesinlikle yoğun bir şekilde evet. Devam ediyor. Siz böyle tabii Ordu'nun gelişen, kalkınan ve daha böyle göze batan noktalarını seçiyorsunuz. İnsanların da taleplerini dinliyorsunuz herhalde. İnsanlar nerelerden daire almak istiyorlarsa her bütçeye göre, her kesime göre dairelerimiz var. Evet, peki. Şimdi Mustafa Bey, inşaat sektörü önem arz eden bir sektör. Artık yapı denetimleri bünyesinde bu işleri yapıyorsunuz. Hizmet kesinlikle. Verirken iş güvenliğiyle birlikte neye dikkat edersiniz? Şu an zaten devletimiz o konuda denetimlerini artırdı. Yani bugün bir proje yaparken itfaiyeden, OSKİ'den, yapı denetimden onaylar almak zorundasın. Ordu fen işlerinden, yoldan, koddan evet. Güzel denetimleri var. Bunun yanında biz de zaten o güzel denetimlerin yanına örnek vereyim %20 C20 beton kullanılması gereken projede bile evet. C30 betonlarla işte demir ağırlıklarını, hı hı. Yani ileriye dönük, yıllar sonra insanlar bu inşaat Bezirganoğlu yaptı, sağ olsun, hakkını almış, helal olsun evet. Verdiğimiz para demeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Yapmaya da devam edeceğiz. Gayet güzel. Kemik bir kadronuz var. Kaç kişilik bir ekibimiz var şu anda bünyenizde? 80 kişiyi aşağı düşmemek şartıyla kemik tecrübeli ustalarımız yanımızda. Evet. Onun haricinde detaylı iş verdiğimiz ustalarımız var. Dışarıdan i̇şte destek aldığımız, kale bodurdu, plastik BVC'ydi, evet. Mobilyaydı, yani elektrikçiydi. Evet. Bunları dışarıdan destek alarak hizmet veriyoruz. Onların haricinde de 80 kişi daimi aynen. Müşterilerimiz var. O tecrübeyi de gitgide evet. Daha ileri götürüyoruz yani. Bu sayede bölgeye istihdam da sağlıyorsunuz. İnsanlara kesinlikle. İş ve kapı kesinlikle. Açıyorsunuz. Bu da önemli. Size yani 200 kişiyi geçmiş oluyor bizzat çalışan. Evet. Yani aldığımız malzemelerin çalışan fabrikalarından bahsetmiyoruz. Bizzat evet. Bizde çalışanları. Yani bunu da dördüne çarparsan ciddi bir istihdam olmuş oluyor yani. Peki kullandığınız malzemenin kalitesi de önemli. Binalarda özellikle sizin 3 boyut çizimleriniz de var. Evet. Projeleri önceden tasarlıyoruz değil mi? Uzman bir kadromuzda. Tabii kesinlikle. Boyadır, renktir, zemin, tavan, kapılarda kullanılacak her şeyi daha önceden belirliyorsunuz herhalde. Biz topraktan
insanlara daire satıyoruz, resmini gösteriyoruz. Onun daha üstünde olması lazım. Yani resimde daha güzel süsleyip de verdiğimiz dairenin, binanın daha düşük bir kalitede olmasını istemiyoruz. Evet. O görselden daha güzel bir hal almalarını istiyoruz. Ondan da memnun oluyorlar müşterilerimiz. Kalitede şu anda Türkiye'nin, marka vermeyeyim şimdi. Evet. Türkiye'nin önde gelen markaları kesinlikle bizim 200, bugünkü fiyatlarda 200 liradan 400 lira, 600 liralara kadar dairelerimiz var daire bakımından. Evet. Yani 200 liralık bir dairede de, 150 bin liralık bir dairede de kullandığımız malzeme en üst malzemedir. Yani kişiler 200 bin lirada bütçesine göre, evet, yani, kesinlikle ödün vermiyoruz yani. Gayet güzel. Peki Mustafa Bey, ben size ve dediğiniz gibi emekçi bütün ustalarımıza, kardeşlerimize, bünyenizde çalışan bütün personelinize teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Hem ülke ekonomisine hem bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah ilerleyen zamanda Bezirganoğlu İnşaat'ın yeni projelerinde tekrar buluşmak dileğiyle ağzınıza. Sağ olun. Size de teşekkür ederim bu imkanı bize verdiğiniz çok için. Çok sağ olun. Çok sağ olun.